Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin salavat. Hutbeyi zannettim kendimi. Hutbeye çıkınca... Evet, okuyoruz ya ezberden. Sevgili kardeşim, ilk önce sizi, buraya sebep olanları ve ben kendimi de tebrik ediyoruz. Bu hizmet imaniye Kur'aniye de istihdam ettiği için Allah'a hamd ediyoruz. Şunu diyeceğim ve başlayacağım. Tarih boyu insan en çok kendisini merak etmiştir. Aklıyla aklını, hayatıyla hayatını, ruhuyla ruhunu ihata etmek, anlamak ve anlamlandırmak için gelmiş. Aklıyla aklını anlamaya çalışmış. Tarih boyu insan en çok kendisini merak etmiş. Ve bütün varlığı kendisini tanımlamakta kullanmış, mevcudatı. Böyle kullanmış. Dolayısıyla hadiselerin zuhuratı ve gidişatı ve kaybolması, insanın doyumsuzluğu, insana ister istemez bir düşünce vermiş, buralı olmadığını gösteriyor. Çünkü insanın yapısı hakikaten burayla alakası yok. İhata edilemiyor. Yani kendisini ve derinliğini ihata edemiyor. Dünya onu doyuramıyor. Doyuramıyor. Yani derinliği acayip insanın. Bu da insanı gösteriyor ki buralı değil. Şimdi o taraflıyız ve o tarafa çalışıyoruz. Zerre kadar imanımızda, zerre kadar bu derste inkişaf ederse ne kadar şükretsek azdır. Çünkü neticesi imandır. İmanın zerre kadar terakki etmesi dünyanın en büyük fanisinden büyüktür. Bunu başlattıktan sonra ben size şuradan bir mukaddeme yapacağım. 2-3 tane örnekle sonra konuya bir giriş yapacağız. Bu örnek ahireti, kaderi, ruhu ispat edeceğini, bu manada tabii konu o değil ama bu örnek en azından bazı sorularımıza cevap olacağını zannediyorum. Hazırız değil mi? Birisine telefon ediyor. Bak kaderle alakalı. İlginç bir misal. Bunu Türkiye, İstanbul'da bir defa kullandım, bir de burada kullanacağım. Telefon ediyorum. Binlerce kişiye size diyorsunuz. Herkes telefon ettiği zaman duyduğu zil aynı. Kime ederseniz edin. Eve edin. Seni duyduğun zil aynı. Kime edersen et. Öyle değil mi? Fakat aynı anda onun duyduğu zil farklı. Mesela zırr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 r
almıyor. Onlar müzik çalıyor. Veya Kur'an çalıyor. Kimine videoyu ayarlamış, video aktif olmuş, video çalıyor. Bir dostumun dediği gibi Hatay'da pamuk sulanması lazım. Elektrik bağlı. Elektrik pompasıyla su çekiliyor. Medine'ye gitmiş. Orada Medine'de şimdi oraya bir telefon koymuş. Ama titreşim şeklinde cerrahına bağlı. Mekke'den tavafta saati geldi pamuğun sulanması. Telefon çalınca telefonu titreşim yapıyor. Titreşim yapınca otomatik o devreyi devreye sokuyor elektriği. Ve suluyor. Ve internetle kamera koyduğu için mesela ben bu Manisa'dan Zeytinburnu'ndan şu anda odamı seyrederim. Mobese kamerasıyla sokağı seyredersiniz.
Hatta kendini otur şuraya. Google Ads mi ne diyorlar? Semadan uydundan kendini seyredersin tepede. Değil mi cep telefonuna? Girersin uyduya. Tak diye burayı seyredersin. Ki belediyeler çatıya bir kelimet koysan pat diye gelmesinin sebebi. Ondan sonra günde 3 defa seyrediyorlar. Bir hareket oldu mu hemen sinyal düşüyor falan evde bir kilometre oynadı pat diye geliyor zabıta. Yoksa sen bu kapalı yerde yaptın. Şimdi anlatmak istediğim şu. Telefonu çevirdim. Ben duyduğum aynı anda sende çalan afatlı. Ya Kur'an çalıyor, ya müzik çalıyor, ya oyun havası çalıyor veya video devreye soktun veya titreşime soktun veya hiç açılmıyor. Aradığınız kişi kaplama alanının dışında ya telefonu kapalı veya sonra arayın diyor. Peki adam namazda. Ben telefon ettim bilmiyorum oranın şeyini. Adamın telefonu müzikte, horon havasında, camide. Zeng 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 zeng. Horon havası vurmuş. Namazdan sonra. Ya ne biçim adamsın sen dediler. Sen ne biçim insansın ya? Böyle müzik havası, namazı horon havasıyla kıldırdın dese. Adam dese, benim suçum yok. Niye? Hasan telefon etmeseydi benim müzik çalmayacaktı. Ben suçlu muyum? Onun müzik çalmasında ben suçlu muyum? Şimdi biliyorsunuz ki hepinizde telefon var. Fabrika ayarlarına ait telefon zil sesi var. Ayrıca biz indiriyoruz. Şimdi o zil seslerini biz seçmiyor muyuz? Çalınca beni bununla uyar diyoruz. Benim çalarken seni ararken senin müzik çalıp da günah oluyor tabii. Müzik çalmak günah hem de bir namazda. Bana günah yazılmıyor. Peki beni suçlu yapabilir mi? Yapamaz. Herkese kader aynı sinyali veriyor. Telefondan kasıt bedendir. Bataryadan kasıt hayattır. Telefondaki program ruhtur. Müzik çeşitleri, video çeşitleri, titreşim veya bir yere bağlıp fabrikaya çalıştırma veya su pompası iradeyi gösteriyor. Tercihler senindir. Benim aramam, sendeki müzik çalması beni suçlu yapmadığı gibi kaderden gelen sinyal, enerjiyle de sende ortaya çıkan bazı özelliklerle kader suçlu değil. Niye diyorlar abi ben ne yaptım kader sana diye. Evet, yani ben ne yaptım diyorum. Yani bana ne bağırıyorsunuz cemaat ya? Hasan aramasaydı ben de müzik çalmazdı. Hasan müzik çalsın diye aramadı seni. Hasan sana da gönderdiği sinyal, herkese gönderdiği sinyal aynıdır. Herkes aynı değil mi? Herkes de aynı. Adam dese, telefonun markası arayana göre aynı. Ben arıyorum, adam 3 milyarlık telefonla 100 liralık telefon benim için fark eder mi? Etmez. Bu da kadın erkeğin aynı olduğunu gösteriyor. Telefonun farklılığı arayan için fark etmez. Kader aynı tecelli ediyor. Çocuğa, büyüğe vesaire kadere aynı sinyali veriyor. Telefonla ben alt katı arasam ve İstanbul'u arasam telefon için uzak yakın aynı. Allah için de herkes aynı uzaklıkta demektir. İnsanda fena madenler var. Fabrika ayarlarının dışında senin indirdiğin zil sesleri de senin fena madenleri aktif ettiğini gösteriyor. Yani anladık mı bu kaderle alakalı? Demek ki müzik çalması senin sorunun. Arayanın sorunu değil. Uydu Allah'a misal. Gönderilen sinyal Esma'nın bütünlüğü olan kader. Uydu Allah. Uydu Allah misal. Çıplak gözle görebilir misiniz uyduyu? Çıplak kulakla duyabilir misiniz?
Yok. Ama telefonda veya televizyonda çanak antenle görürsünüz gördüğünü. Demek ki uzak yakın fark etmiyor. Bu birincisiydi misalimiz. Kader biraz anlaşılmıştır. Sen de müzik çalmasın, git müzik şeyini değiştir kardeş, tercihini değiştir. Çalmasın, Kur'an çalsın. Video çalsın. Diyelim ki, biraz genişleteyim. Telefonunda 18 bin tane video var. Birbiri üstünde midir? Hayır. Aynı yerdedir. Kilosu yoktur. İnsanda 18 bin alemdir. Bir tanesine benim zil olsun dersen aradığın zaman o video aktif oluyor. 18 bin alemde bir tanesi. Videoya bastınız. Telefonun içindeki videoya bastınız. Bir saat diyor. Bir onun içini seyretmek için bir saat gerekiyor. Kapattığın zaman zaman yoktur. Bak zaman bastedilmiştir. Zaman dürülmüştür. 18 bin alem insana nasıl cem olmuştur? 18 bin video telefonuma nasıl girmişse 18 bin alem de sana böyle girmiştir. Telefonunuzu tartın. 18 bin tane video sokun. Kilosu değişir mi? Değişmez. Ama bir sürü mekan var orada videoda mekan var. Sesler var. Ama kapanınca ses yok. Peki sessiz zeminde ses nasıl muhafaza ediliyor? O alemler de sende böyle muhafaza ediliyor. Video kapalıyken ses yok. Var mı ses? Açınca ses çıktı. Bu ses sessizin içinde nasıl bulunur? Sessizin içinde ses, baktığın zaman şekilsizin içerisinde şekili bulması, Halik'ten de mahluk böyle çıkıyor. Sessizden sesin çıkması gibi. İkinci misalimiz, insanların kalitesini yükseltmek için parasını yükseltin değil. Al abim, al al. İkram çevirme. Şimdi insanın kalitesini yükseltmek için nazarını değiştirin. Yani bakışını değiştirin. Düşüncesini değiştirin, kaliteli insan olur. Lüks elbise ve lüks arabaya koyarak insanın kalitesi değişmez. Ben öyle insan biliyorum ki arkasında fabrika, kendisi jip içinde intihara doğru giden insanı biliyorum. Anlatmıştım dün akşam. Üçüncü misalimiz. Sevgili gençler, sırf radyo açma ile ortaya çıkan sesi radyonun açmasına bağlı değil. Senin ortaya o sesin çıkabilmesi için kullanılan bir teknolojiye bakın. Verici istasyon ve havadaki şifreyi çözmek ve sana gelmesine kadar kullanılan teknoloji uyduyu düşünün. Tamam? Sebepler de böyle basittir. Yani ağaçtan elma koparılıyor ne kadar basit. Radyodan sesin çıkması gibi. Ama kullanılan teknoloji kaç yüz sene gerekiyor. Başka? Parmak izi inkarı mümkün olmayacak şekilde kişiyi gösteriyor. Değil mi? Polis dese ki yo ben değilim falan dinler mi polis? Bu sensin. Parmak izi. İnsan da Allah'ın bu dünyadaki parmak izidir. Allah'ın parmağının haşa parmağının izidir insan. Allah'ı en iyi tanımlayan insandır. Bu da izdir. Yani parmak izi benim ruhumu değil, benim kim olduğumu, kimliğimi anlatır. Nüfus kağıdı gibi. Çok tuhaf. Kulak suyu acıdır. Doktorum burada. Çünkü böcek ve sinek girerse tatlı su, kulağın suyu acı olsaydı, tatlı olsaydı sinek ve böcekten kurtulamazdık. Acı ki girmiyor. Girse zaten ölüyor. Ama göz yaşı tuzludur. Çünkü göz yağlı olduğu için dışarıdadır bozulmasın diye. Anlıyor musun? Başka bir örnek veriyorum. Anne karnındaki çocuk anneyi görmedik diye inkar etse, ikiz, anneyi görmedik. Annenin sesini ikizlere diyoruz ki, biz anneyi değiliz ha. Dese bir tanesi,
O ne demişiz? Ya kim gidip geldik de görmüş ya? Ne annesi ya? Dalga mı geçiyorsun? Lan biz anne değiliz. Anne ne demek ben de bilmiyorum. Anne karnındaki çocuk, annenin şeklini, simasını, sesini, nesebini, ruhunu, aklındaki fikirleri, kalbindeki meyilleri, ruhundaki arzuları bilemediği gibi. Annedeki çocuk, ben çocuk doktoru ona soruyorum. Annedeki çocuk, annenin sesini, annesinin sesini, annesinin simasını, annesinin nesebini, soyunu, annesinin ruhunu, annesinin aklındaki fikirleri, annesinin kalbindeki meyilleri, annesinin ruhundaki arzularını bilmediği gibi insan da Esma'nın hakikatını, Allah'ın hakikatını böyle bilemiyor. Biz de Esma'nın içinde böyleyiz. Esma'nın içinde hamileyiz. Her tarafımızı çepeçevre çevre Esma kaplamıştır. Yalnız iman ederiz, onun alametleriyle ona intikal ederiz. Anneyi inkar eden çocuğun maskaralık neyse, Allah'a inkar eden insanın maskaralığı da buna benziyor. Anneyi görmedim diye inkar etmek ne demekse, Allah'ı görmedik diye de maskaralık böyledir. Oysa insan Allah'ı görüyor fakat görmeyi yanlış yorumladığı için anlamıyor. Bakın gözün görmesi renk ve şekillere, kulağın görmesi sese. Sesi göz görür mü? Müzikleri siz gözle mi görürsünüz? Kulakla. Kokuları burunla görürsünüz. Tatları dille görürsünüz. Kaşıntıyı elle görürsünüz. Sevginizi elle gösterirsiniz. Şimdi anneniz dese ki gençler veya insanlar, hanımlarınız ve kadınlarınız dese ki şu yemeğin tadına bir bakar mısın? Uzaktan bakın da bakıp bu tuzludur, ekşidir der misin? Diyebilir misin? Niye gözle gözükmüyor? Her şeyin gözü ayrıdır. Evet biz Allah'ı görüyoruz. Gözde değil, vicdanda bulunan Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Nasıl görüyor? Çıplak gözle göremediğimiz, çıplak kulakla işitemediğimizi çanak duyduğu, gördüğü gibi. Şimdi biz uyduya bakıyoruz. Görüyor muyuz? Yok. İşitiyor muyuz çanak anteni filmlerini? Yok. O çanak anten uydudan filmi alır. Sesi de alır, televizyonda gösterir. Çanak anten Latife-i Rabbaniye, kalpte bir sistem. Kablo, hissiyat. Televizyon kutusu, beden. Bataryası, ceyranı, hayat. Televizyonun programı, ruh. Gözüken film, halet, duygular. Şu anda güzel duygularınız varsa buralı değildir. Bu nedir? Ruhun Allah'a görmesinden emdiği şeydir. Ama bunu göremezsiniz. Şu andaki güzel aletiniz yok mu? Söyler misiniz onun tipi nasıl? Şu anda aletiniz yok mu güzel alet? Böyle güzel bir duyguda değil misiniz? Güzel bir, hoş bir aletiniz yok mu? Bunun tipi var mı? Bunun sesi var mı? Bunu nasıl tanımlarsın? Ya balı nasıl tanımlarsın, balın tadını? Ya bal, kürsüde ben öyle yaptım da. Arkadaşlar dedim, cehennem nasıl biliyor musunuz dedim. Cehennemle fazla kafam yorulmadığı için, yoğunlaşmadığı için örneğim yok yani. Benim kafam pek cehenneme çalışmıyor. Bilmiyorum nasıl sistemini çalışıyor. Şimdi cemaate de bir şey diyeceğim. Cehennem aynı şuna benzer dedim. Ona hiçbir şeye benzetemedim. Dedim ki cehennem aynı cehenneme benzer. Şimdi bu duygu da aynı duyguya benzer. Anne şiddeti zuhurundan çocuğu kapladığı için gözükmez. Gizli olduğu için değil. Bizi kapladığı için anne gözükmez. Bizi kaplayan Allah onun için gözükmüyor. Ruhumla, ruhumu anlamak için ömrümü verdim. Aklımla aklımı, hayatımla hayatımı, ruhumla ihata edemiyorum da bunların sanatkarı olan Allah'a nasıl ihata edeceğim? Aklımla aklımın dibini getiremiyorum. Aklımı ihata edemiyorum. Kalbimle de kalbimi ihata edemiyorum. Dibini getiremiyorum. Ruhumla ruhumun dibini getiremiyorum da ruhun sahibini nasıl ihata edeceğim ben? Seçiyorum sizi, sesi. Ondan sonra son şeyim olsun. İnsan sen kimsin?
uçsuz bucaksız derinliğin ile, hududu olmayan duygu ve hislerin ile, doymayan sonsuzluğun ile insan kendisini üretmemiştir. Şöyle, Karl Marx demiş ki, Allah'ı insan kendisi imal etmiştir diyor. Korktuğu şeyden dolayı dayanacak bir yer aradığından Allah ortaya çıktı diyor. Karl Marx'ın ana felsefesi bu. Allah'ı inkar eden Karl Marx. Bu kadar basit bak şimdi. Korktuğu için Allah'a ihtiyaç duymuştur. Şimdi, acaba korktuğumuz için mi bu bizde var? Uçsuz bucaksız derinliğimiz, hududu olmayan duygu ve hislerimiz, doymayan sonsuzluğumuz, evet istiyoruz, sonsuzluk istiyoruz, hastalık istemiyoruz, ölmek istemiyoruz. Bu biz böyle istediğimiz için mi var? Var olduğu için mi ifade ediyoruz? Bunları biz imal etmemişiz. İnsan Allah'a iman ettiği için Allah var olmadığı gibi inkar etmeyle o yok olmuyor. Ben kabul ettiğim için güneş yoktur. Var olduğu için söylüyorum. Ama yoktur demek zatında yok değil, dünyamda yoktur. İnsan Allah'ın kendisi üretmemiştir. Nereden biliyoruz? Duygularını kendisi üretmediği gibi. Allah'a ihtiyaç hissetme duygusu ben üretmemişim. O duygunun arzularını aramışım ben. Beka istemem, bu beka istemem, beka sisteminin çalışmasındandır. Yoksa o beka arzusunu ben kurmadım saat gibi. Onu ben yerleştirmedim. Tamam. Şimdi buradan devam ediyorum. İnşallah bu meselelerden, bunlarla bakarız Allah'ın izniyle. Esbab-ı Zahiriye, Mesnevi Nuriye'den okuyorum. Sayfa 58. Ders yapanlara sesleniyorum. Çalışarak geldim. Size saygı. Kendime değer. Onlar da herkes ders çalışacak. Size en azından saygı gösteriyorum. En kısa zamanda daha fazla bir şey yüklensin diye. Esbab-ı Zahiriye, yani insanın yaratılmasındaki bir damla su, bir hücre. Elma için ağaç. Süt için ot. Sır, esbab-ı zahiriyet pek basit. Yani ortaya çıkan netice insan. Ama insanın yaratılmasından kullanılan sebep basit. Sonra mahdut, yani hudutlu. Mesela çekirdek, ağacın çekirdeği. Çınar ağacının çekirdeği. Basittir, odun parçası. Niye? Karbon, hidrojen, azot, oksijen var. Çıplak gözle yarın çekirdeği ne ağacın dalı vardır, ne kokusu vardır, ne tipi vardır. Ağacı göremezsiniz. Ne yaparsanız yapın, çekirdekten ağacı penseyle, kerpetenle çıkartamazsınız. Toprak diyor ki bana ver onu. Flaş bellek var ya, flaş bellek. İçini o, siz göremezsiniz. Dinleyemezsiniz böyle koyar. Bilgisayar diyor ki bana tak, ben sana ifade edeyim. İşte çekirdeği de ifade eden toprak bilgisayarıdır. Toprak onu okuyor, o flaş belleği, çekirdeği. Yani neticeye baktığımız zaman bir çamur ve odur. Bu sebep basit, mahdut, hudutlu, fakir, cansız, şuursuz. Toprak cansız, su cansız, hava cansız, güneş cansız ve kör. Biliyor musunuz? Gördüğümüz göz var ya, göz. Gözü meydana getiren atomlar kördür. Körlerin bir araya gelmesiyle görüyoruz. Gözlük neyse gözün hücreleri de aynen öyledir. Kördür, kör. Gözü meydana getiren hücreler kördür. Ama gözü, nasıl ki gözlükle ben bakarım, gözle de bakarım. Bakan ruhtur. Penceredir göz. Şöyle diyeyim. Herkese kamera aynı şeyi çeker. Ama sen adama bakınca kamera hepsine şak şak aynı çeker.
kameraya desen ki bu adam nasıl? Yani ne anlar kameradan değil mi? Çekil. Çak çak. Yani gübreyi de çeker. Aman 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 gösterme bir de bolandı der mi? Gülü de çeker. Ama sen öğrenmişsin. Öyle bir kamera var ki vallahi bu adam doğruları söylüyor ama ticaret yapacağız. Vallahi gözüm tutmadı ya. Gözüm tutmadı ben bu adama ısınamadım yani. Bu adam dindar gibi ama vallahi bilmiyorum. Hangi gözle bakıyorsun? Bu gözle o göz farklı. Zahirde doğru söylüyor. Veya bazı insanın gözleri en gerekli inanı gibi sokar adamı. Niçin? Bazılarının siması niye böyledir? Hepimizinkisi niye farklıdır? Çünkü ruh... Peki göz ve surat nedir? Aynadır. Ruhun dışa vuruşudur. Maddede olup madde olmayandır sima. Çünkü simanın hacmi yoktur, kütlesi yoktur. Maddesi yoktur sima. Yani ne diyorsun? Vallahi bu adam hoşuma gitti ya. Ne kadar? 5-6 kilo. Veya bu adam var ya ahlaklı bir adam. Temiz adam. Değerli adam. Niye? 90 kilo. Bu adam kalitesiz bir adam. 60 kilo. Ahlaklı ve ahlaksız özelliklerimiz kiloya mı ait? İşte sebep basit, mahdut, fakir, cansız, şuursuz, iradesiz, kanunsuz kısmı da itibari. Memum şeylerdir. Musibatta bulunan harika nakışlar. Yani ortaya çıkan harika bir nar düşünün. Veya Mısır koçanının narı bir boşaltalım. Burada nar var herhalde. Mısır'da var değil mi mesela? Bir narı boşaltır mısınız? Şek 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 şek. Para sayar gibi tek tek tek. Hadi bakalım aynısını koyun bakalım yerine. Tencereye ve kabağı boşaltın. Aynı narı koyalım yerine. Tam isabet bile etsen kim sana söyledi? Hah isabet ettin. Gene bilemezsin. Gene şüphededir. Acaba. Yani peki bir geometri gerekmiyor mu? Bir mimarlık gerekmiyor mu? Bir hesap gerekmiyor mu? Bir matematik gerekmiyor mu? Bir altın oran gerekmiyor mu? Kardeşim ya Allah'ını seversen. Çünkü böyle cansız, şuursuz, akılsız, iradesiz, gayesiz, merhametsiz, şefkatsiz ağaçtan senin gözüne, burnuna, diline, dişine, vücuduna uygun bir nar nasıl yapılabilir ya şuursuzdan? Seni bilmiyor. Odun seni nereden bilecek ya? Eğer hakikaten sığır yapsa var ya, ne der biliyor musun? Herkes teknolojisine göre otursun. Siz ahıra ben eve derdi. Tabii ahırlık biziz. Adam eve oturması lazım. Ya kardeşim ağaç mı bize acıyor? Merhamet ediyor da bunlar elini uzatmış. Bunlar itibari memnun şeylerdi. Musibatta bulunan harika nakışlar, ziynetler, süsler. Bir de mesela biraz sağım sizin buralarda pek sağ değil. Bilesiniz diye söylüyorum. Balık çeşitleri var ya denizde 100.000 çeşit var. Mesela benim bildiğim şöyle 15-20 tane. Balık pişsin. En az 10 tanesinin kokusuyla kimliğini söylerim. Bu hamsidir, bu palamuttur, bu istavittir. Bu sargandır, çakarım yani. Sargansa hemen çakarım. Peki, koku bile kimlik. Tipleri bile kimlik. Oysa kullanılan malzeme basit kum, acı su. Hepsine aynı. Ziynetleri, yani süsleri garip ve acip sanatların o gibi kıymetsiz esbab ile katiyen münasebetleri yoktur. Yani gayet değil canım, sebepler gözümüzün önünde. Yani acısı şöyle diyeyim. Getir karpuz çekirdeğini, getir bu tabağı, gübreye at kardeşim bu tabağı, gübreye at. Toprağa da at, Manisa'nın en iyi toprağına at. Suyu da karıştır kardeşim, güneşe tut, ne o çıkar? Karıştırdığın zaman çıkmaz ama Allah çıkartıyor. Şöyle diyeyim o zaman. Anne ne yiyor? Ha, anne bir tabak yoğurt. Bir tabak yoğurt büyük bir tencere boşaltın. Pilav yedi. Anne ne yediyse bir mislisini tencereye boşaltın. 9 ay sonra annenin yediği ile Hasan çıkıyor.
Annenin yediği gıdaları tencereye aynı miktarı karıştırsan 9 ay sonra bu karıştırılan malzemelerden hasan olur mu? Ne olur? Olmaz. Peki anneme desem, Alman kadına söyledim, Bulgar kadın profesördü kimya, camide imamken lojmanımız caminin dışındaydı. Yani tren istasyonunu almışlardı Türkler, cami yapmışlardı ama lojman yoktu, lojman başka yerdeydi. Komşum şeydi, Bulgar profesör, Türkçe biliyordu, Türk değildi. Tabiat perest şeydi. Şimdi bir gün çocuğunu tutmuş götürüyor, bir kaşı şöyleydi yani böyle. Böyle ateist birisiydi. Bazen takka tıkılırdık böyle. Anlaşıyorduk yani Türkçe bir şey. Dedim ki, ya bir şey sorayım mı Aliyan dedim. Çıkıyor, buyurun hoca efendi. Ondan sonra, ya biraz dikkat etseydiniz, çok acele ettiniz dedim ya. Kaşını niye böyle yaptınız dedim yani çocuğun. Babasıyla sen biraz dikkat etseydiniz dedim yani. Acele ettiniz hemen dışarı çıkması için. Ama bak bir sürü... Şurayı böyle niye yaptınız? Hoca efendi, şimdi işim var. Çünkü çocuğun burası kaşı böyle düzdü, eğik değildi. Yani gözünüz kör olsa, annenize desen ki, ben ona dedim. Dedim ki, çocuğun gözü kör olsa, sen profesörsün, anne dese bir gözü yok. Sen ilk başta bunu yaptın. Bir tane de yapar mısın? Beklerim 9 ay. Hiç ses yok. Yedek olabilir mi bir tane de çıkartabilir mi? Anne yapmıştı yani. Zaten anne diyor erkek midir kız mıdır falan. Bir bakın hele. Hani sen yapıyordun ne yaptığını bilmiyorsun. Peki. Nasıl bir fıtrat olacak? O çocuk annesini ve babasının kim olacağını biliyor mu? Zaten bir intihar ederdi. Hiç gelmez. Bize. Şimdi, ya demek ki gelen gelmiyor, gönderiliyor. Esbab-ı zahiriye basit ve adi, şuursuz, merhametsiz ama şuurlu işler yapılıyor. Binaenaleyh mesela bedenin hücreatındaki nizamlı, intizamlı teşekkülatı ehbet yemesine ve kuvve-i hafızada yazılan gayri mahdut muntazam nakışları kulaktaki ve baştaki telafife ve konuşmakta tefekkürde. Mesela bak, bu vücut nasıl oldu? Harika, bak bu da bir renk. Bu da bir renk. Ama bu elbise, bu canlı. Aynı zaman kimlik. Bu yırtıldığı zaman ben dikerim. Bu yırtıldığı zaman kendisi diker. Aynı zamanda bu bez, şu elbise, kimlik. Şimdi bu insanın görünüşünü nasıl oldu? Yediğim gıdadan olmuştu. Neye benzer? Radyoyu açtım. Bu ses nasıl geldi? Açtık ondan. Tamam da bu düğmenin açılıp bu ses gelmesi için ki düzenek ta konuşandan bana gelene kadar megahertzler hesapları verici istasyondaki atmosferdeki salınım onu radyo anteninden girip dalga boylarını, elektrik boylarını sese dönüştürmedeki sistem sana gelene kadarki düzenek sif radyo açıp kapayamaya verebilir misin? Diyor ki, binaenaleyh insanın bedenindeki harikalar ve intizamlı harika mükemmel sistem nasıl olmuştur? Yemek yemesine verebilir misiniz? Şöyle diyeyim, bir torba alın. Torba, aldık mı abim? Torba. Kaç tane harf var ABCC'den? 29. A'dan 1 milyon yapar mısınız A harfinden? Yaptık mı abim? Koy buraya. B harfinden 1 milyon yapar mısınız? Koyduk mu abim? C, 29 milyon harf yaptık. Tamam mı abi? Ne olur bu torbaya atar mısınız? Attık mı? Kaç milyon harf var? Torbanın altını delin. Aşağıya uçuşarak cansız, şuursuz, akılsız böyle bir dizilim. Manayı ifade eden bir insanı düşünceye sevk eden, hayrete sevk eden bir harf sıralaması olur mu? Torbayı deldik. Uçuşarak, halbuki H geldi, A geldi, L geldi, B geldi, U geldi, K geldi, İ geldi. Olma ihtimali sıfırmış, sıfır matematik hesabına göre. Çünkü bir sayının
sonsuza bölümü sıfırdır. Sıfır. Yani bu da cansız, şuursuz, akılsız. İnsan ise 100 trilyonu geçen hücre var. Hepsi canlı, hayatlı, hisli. Onları dizmiş. Neyle dizmiş? Annenin ağzından, torbadan armut, şeftali. Ne demek şeftali biliyor musun? Alfabe. Elif, B, T, S, Cim, A, B, C, Ç, D. 1, 2, 3, 4. Harfleri soktuk, torbadan gitti. Bir de battık aşağıdan Hasan çıktı. Anne de ama o anda tarlada çalışıyor. Yok. He? Meydanda yok. Meydanda da yok. Anne bilmiyor ne oluyor. Allah Allah. Yani ben şöyle geliyor ha bana. Adam silahı dayadılar kafana. İnkar ettin mi Allah'a? Sıkıyor lan kafana. Peki tamam yoktur. Ancak böyle olabilir. Ancak böyle ölüm karşısına herhalde benim bana gözü veren kördür. Bana kulağı veren sağırdır. Bana aklı veren akılsız ve cahildir. Bana hayatı veren ölüdür. Bana ruhu veren ruhsuzdur. Bana iradeyi veren iradesi çoktur. Bana şuuru veren ne şuuru var canım? Olur mu? Bana gözü veren kördür. Ya. Çok acayip. Biz bunları kullanıyoruz. Biz bu değiliz ki. Eli kullanıyorum. Bak da kalıp götürüyorum. Elin kullanmasının ne demek olduğunu Allah aşkına gidin hastanede felçli hastalara sorun ya. Bazen değil, 15 günde bir yazın Bakırköy'e giderim akıl hastanesinde. O tarlada çıkanlar var. Hiiii diyor, bisküvi istiyorum. Ben bir cahillik yaptım, paket aldım tamam mı böyle dağıtmak için. Onun yanında açtım, vururum seni, istersen verme. Meğer öyle değilmiş, açacaksın bir tane çıkaracaksın, görmeyecek onu. Bak bütün organlar var. Muhakeme yok. Bitti. Kaça aldık bu aklı? Kaça satardınız? Allah o kadar bize izzetini korumuş ki. Telefonla konuşuyoruz. Kontrol bitti mi? Tak diye kesiyorlar. Fatura ödemedik belediye. Kesiyorlar değil mi? Su fatura ödemese kesiliyor değil mi? Allah da konuşmayı kontura bağlasa. Yalan konuştunuz, gıybet ettiniz 10 kontur. Normal konuşma bir kontur. Birisine maç anlatır mıydın bu konturlarla kayıtlıyken? Her gün 100 konturunuz olacak. Kimse 100 kontur. He? Kimse konuşmazdı. Şöyle yapardı ha. Konuşmayı bile. Sen konuş diye. Sen konuş. Sen konuş der. Ya ne haber? Nasılsın maç? Ya beraber maçı seyrettik ya. Aynı yerde televizyonda konun. Ben rastladım da bir tanıdığıma. Misafir gittim. Oraya maça bakayım. Hoca hoş geldin, hoca hoş geldin, hoca hoş geldin. Birkaç kişi maç seyrediyorlar, tamam mı? Tamam, ben de geçtim öteki odaya. Seyrediyorum babaanneyle, sohbet ediyoruz. Bak şimdi, ben de mi manyaklı var mı bakın. Tamam, seyredebilirsin. Bu normal biraz. Bak şimdi. 5-6 kişi, sonra 1,5 saat mi ne sürdü? Benim akrabam olduğu için oturdum. Maç bitti, bunlar seyretti değil mi? Ben seyretmedim, ben değilim muhatap. Birbirlerine maçı anlatıyorlar. Dedim ki bir dakika bir şey değil mi dedim. Buyur hoca dedi. Girdim odaya. Hepiniz seyretmediniz mi? He. Niye birbirinizi anlattın? Bana anlattın. He hoca ya. Acayip bir şey. İnsan. Bu şekilde olmasına kızmadım ha. O kadar hoşuma gitti ki. Allah nasıl bir patent sahibi, nasıl bir modelist ki aynı cesede, aynı kulak kafaya değişik değişik sistemler yapabilmiş ya. Kullanıldığı teknolojiye bak. Nasıl bir teknoloji kullanmış ya. Allah nasıl kullanmış. Mesela bir videosu bana gösterdiler. Şimdi bir su içiyor Şahin. Bak ben başka bakıyorum. Ondan sonra kartal geldi ona. 300 kilometre saatte daldı. O da son anda rastladı. Ben şimdi bir şey dolduracağım. Bunları gördünüz ama ben anlatmak istediğimi bunun üzerine kullanacağım. Onu fark eden Şahin
bir ters arkaya doğru pende, yani takla atıyor. Takla atıyor, pençesine pençeyle çıkıyor, tamam mı? Acayip. Ben o anda daldım. Dur. Durdurdum. Şimdi Allah o öyle bir sistem koymuş ki pençeye pençe tak atarak, ha? Kullandığı şu el, pençe gibi, şu ele bakın. Bunu ilk yaparken madde yok, zaman yok, mekan yok, müddet yok, model yok, misal yok, taklit yok, örnek yok. İlk ve son yapıyor, taklidi olmuyor. Her sene arabanın modeli değişir ama elin modeli değişmez. Atın modeli değişmez. Şimdi bu sistemi haşa tefekkür için söylüyorum. Ya Rabbi nereden hatırına geldi? Nereden? Allah varken hiçbir şey yoktu. Bunu nasıl buldun? Hani bu renkler de beni deli ediyor. Yani bu renkler. Yani bunlar. Ya bu Allah varken de renk de yoktu. Nasıl buldun? Nereden buldun? Nereden çıkarttın? Bunlar nasıl bir işlevin malzemeleri? Sistem nasıl çalışıyor? Zaman yok. Mekan yok. Madde yok yaparken. Mukayese yok. Birisini modellememiş. Örnek almamış. Tamam mı? Mukayese yok. Bu sisteme, sistemle alakası olan ruhu koymuş. Ruh. Duygular koymuş. Sevgi koymuş. Aşk koymuş. Nefret koymuş. Kabul ve red özelliği koymuş. Kabul etmiyorum diyor. Yani hakikaten ne kadar mükemmel bir teknoloji kullanmış. Maddeyin Allah. Bak gene bakın. Bak maddeyin Allah. Bu Allah'ındır. Maddeyin Germani, maddeyin Türkiye yazdığı gibi. Maddeyin Allah. Hakikaten acayip. Sistem garip. Nasıl yerleştirmiş? Fesubhanallah. Sif timsahla aslanın bir av paylaşımını seyrettim. Bir saat psikoloji ders yaptım. Onu dinleyene bilir. Yaban öküzünü yakalamış timsah. Üç tane aslan dayağını çekiyorlar. Hangisi galip olacak? Timsah suya çekiyor. Bak ne anlatacağım. Aslan karaya çekiyor. Ha siz böyle haydi falan şey yaptım. Ben nereye gittim onunla? Baktı ki timsah dayanamadı. Bu az yetmedi. Üç tane aslanın çekimine. Fakat aslanı takip etmedi. Niçin? Çünkü timsah biliyor ki sahamdan çıkarsam, aslanın sahasına girersem savaşa 1-0 mağlupla gireceğim. Hiç şansım yok. Niçin suya çekmek istedi timsah? Sahasına aldığı bir şeyi aslanın hiç şansı olmayacaktı. O zaman düşmanınızı sahanızda karşılayın. Çıkmayın sahanızdan. Haram sahanız değil. Haramın içerisinde haramın sahibi olan şeytanla mücadele edemezsiniz. Helal dairenizde kalın, düşmanınızı burada karşılayın. Suyun içerisinde timsaha karşı kimsenin şansı yoktur. Karada ise aslana karşı kimsenin şansı yoktur. Girsin inan bana en kuvvetli aslan suyun içerisinde, değil yemini kendisi yem olur. O zaman düşmanını sahanda karşıla. 1-0 galip başlıyorsun. Çünkü sahana girdi. Çünkü daha iyi kullanabiliyorsun. Ben senin evine gelsem 3-4 tane kapı var ya. Tuvalettir, banyodur, yatak odası, çocuk odası. Ya ben sana soruyorum ya tuvalet hangi kapı diye. Bak sahana girdi bilmiyorum. Ama sen gel bakayım benim evime. Şurasıdır, burasıdır. Basit bir şey ya. Ha, insanın ruhsal aleminde de böyle. Haram sahanda kaç, helal sahanda her şeyin bir merası var diyor Allah Resulü. Allah'ın da merası koymuş insana. Çitler koymuş. Bu çit girmesinler, çıkmasınlar. Buradan hayvan buraya, buradakiler de girmesin bu otlaklığa. Allah'ın da diyor sahası, çitleri haramlardır. Haramında, helalında çıkma. Düşmanını burada karşıla, 1-0 galipsin. Psikoloji budur. Televizyonu seyrediyorsun. Günahtan hariç 25. kare ileri de kafana soktu. Televizyon bitti, internet bitti. Kapattıktan sonra of be ne kadar mutluyum ya. İyi ki seyrettim ya. Açı bunu seyretmeseydim hiç huzur olmayacaktı bu akşam.
Hanginiz kapattıktan sonra haberler haberleri mutluyum dediniz? Haberi kapattıktan sonra kim mutlu olmuş? Evet. Adamın sahasına girdin, bir sıfırdan başladın. 3-0 yaptı adam, kapat hadi yolun açık olsun dedi. Şimdi sabaha kadar çek babam çek. Yatamıyorum abi, göğsümde ateş var, kulağımda ses de geliyor. Abi orada bir ses geliyor ya, tuvalete gidemiyorum, aa burada bir şey. Tabii, tabii beyin onları artık şekillendirecek. Televizyonu kapattınız, burası kapandı mı? İçeriye girenler hep canlı ve ruhludur. İnsanın bu kadar harika sistemine, ekmek yemesine niçin ben mükemmel yemek yiyorum damda? Efeşler de yiyor. Hayvanlara ekmek yedirsek insan olur mu? Yok. Kuvve-i hafızada yazılan gayrimahdut, muntazam nakışları kulaktaki ve baştaki telafife. İnsanın hafızası var değil mi? Yasin ezberlemiş, matematik, kimya ezberlemiş, telefon ezberlemiş. Ruşen telefonunu biliyor musun, kendi telefonu? Ezberlemişsin. Nasıl ezberledin? Nasıl ezberledin? Vallahi şey yani, kulaktan ses girdi de orada kaydettin. Ya ses de oraya nasıl kaydedilir ya? Diyorum ki bak, 500 bilmem ne, şu bilmem ne, bilmem ne. Ezberledim. Falan aldım şu. Ses geldi. O ses harf değil. Ben harfi sesin içine koyuyorum. İlmi titreşime getiriyor. Şimdi sesin içine koyuyorum. Ses geliyor sana, kulak zarı bozulmuyor. Ses kaldı burada. Deniz dalgası karaya vurduğu gibi, tamam mı? Ama deniz dalgası vurdu, çekilirken üzerindekileri bırakıyor. Değil mi? Pet şişesi odunu dışarı atıyor. Şimdi kulağınıza ses dalgası bir vuruyor. İçindeki 536, bilmem 244, benim adım Mehmet veya ezberle bakayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tamam mı? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nasıl? Ha, bu sesin içerisine Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Duygusallığımı koydum. Sonra bir şey anlatıyorum. Ya çok duygulandım ya. Anladım ya. Öyle bir şey anlattı ki. Veya çok nefret ettim ya. Veya şehvettiğim şey geldi. Veya Allah Allah ne kadar böyle mantıklı dersler vardı. Peki seni duygulandıran sesin midir? Hayır. Sesimin içerisindeki kalbimdir. Seni düşündüren sesim değil, sesimin içerisindeki aklımdır. Seni nefret ettiren, şunu kastediyorum, şu misal güzel olur. Sen bana yakınsın. Konuşurken gayri ihtiyari, ağzımdan tükürük gelse, sen de kardeş kusura bakma ya, yani şey yaptın, yanlış yani konuşurken geldin. Sen ne dersen affedersin değil mi? Yanlış oldu. Öyle değil mi arkadaşlar? Başka bir mana verir misiniz? Yok. Yok. Konuşurken tükürük geldi. Aynı ben, aynı tükürüğü şöyle yapsam. Puuu! Affeder misin beni? İşte affa girmez. Ha? Affa girmez. Bu affa girmez. Girmez değil mi? Affa girmez diyor. Peki, benim tükürük de aynı. Peki, ikinci tükürüğün içinde ne var? Nefret var. Öfke var. Gayz var. Aşağılamak var. Demek ki tükürük değil o. Nefrettir o. Nefretin donmuş halidir. İnsan da böyledir. Ya işte ağzımızdan çıkan kelime o tükürük gibidir. Cehalet varsa masumiyettir. Affedersin beni. İçerisinde tükürüğün içinde ben varsam sen de varsın o zaman. Hani sesin içerisinde başka şeyler var demek için misal verdim. Kulaktaki ve baştaki telafife, konuşmakta, tefekkürde, harflerin teşekkülatına ve süveri zihniyenin hüsülüne. Yani insanı düşündürüyor. Efendim biraz gelir misiniz? Hadi biraz delikanlı, hadi biraz gel 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 gel. Daha gelsinler mi? Varsa yer tabii. Heh. Zaten biraz sonra kapatacağım mevzuyu da. Biraz sıkışın, sabredin. Arkadaşlar, ben konuşurken sen düşünceye giriyorsun değil mi? Düşünceyi aktif eden benim sesim değil. Sesin içindeki düşüncelerim. Yani ağzımdan çıkıyor, doğuruyor. Bak İsa, şöyle diyeyim daha. Kur'an'da Meryem suresi var mı? Meryem suresi budur. Misal. Kulak zarı bozulmadan vahiy
ayet sohbetle zar bozulmadan dölleniyor. Ooo manalanıyor. Tamam mı? Manalanıyor, ruhlanıyor. Sonra doğum yerinden İsa'yı doğuruyorsun. Karşıki taraf ölü gönüller, namazsız insanlar, düşüncesiz insanlar, gayet sahibi oluyor, namaz. Bak, meyrem budur. Meyremi dölleyen vahiydir. Onun ağzından çıkan İsa Ruhullah'tır. Bir mana tabii. Simge ve sembol. Böyle işte bu seslerin içerisindeki veya sistemin içerisindekileri fark edin diye söylüyorum. Bak ses geliyor kulağınıza, ondan sonra içeride neler oluyor, ne anaforlar oluyor. Sen de etkileniyorsun, duygulanıyorsun. Şu andaki haletin dünya cinsinden değil. Ne baklava yemekten olur, ne güzel gezmekten gelir. Yani zihnin teşekkülatı basit ses gelmesinden olmuyor. Aynı sesi söyleyeyim şey sığırlara. Sığırın yanında kemençe çalayım. Kur'an çalsın. Sığır için etkilenir mi? Niye? Sığır olduğu için. Sığır olduğu için Kur'an'la müzik aynıdır. Aynıdır. Sığır için aynıdır. İşte. İkisi de ses. Ama onu fark edecek farkındalık yok. İnsan da böyledir. Bazı insanlar var, Kur'an'ın lisanıyla ha uyarmışsın, ha uyarmamışsın. Ha Kur'an çalmış, ha müzik çalmış. Ha söylemişsin diyor Cenab-ı Hak peygamberimize, ha söylememişsin. Sevabın eşittir. Harflerin teşekkülatına ve süveri zihniyenin hüsülüne, lisan ve zihnin hareketleri gibi esbaba isnatları ahmakçasına bir hükümdür. Ancak o gibi müsebbibat gayri mütenay bir kudret ile bir ilim ve bir irade iktiza ediyor. Yani sebeplerin içerisinde işleyen iradeyi göstermeye çalıştım. Sebepler gayet basit, camit, şuursuz, hayatsız, iradesiz. Ama sebeplerin içerisindeki arka taraf yani fizik daha basittir. Metafizik alt taraf kuantum fiziği, alt taraf üst fizikten daha mükemmeldir. Daha karmaşıktır aşağısı. Bir yerde okuyorum kesiyorum bunlarla alakalı. Nereyi okuyacağımı size söyledim. Buraya geç. Ha, 62'den okuyacakmışım. Kısaca şu. Her şeyin batını zahirisinden daha latif, daha şeffaftır. Bu ise saniyenin her şeyden hariç ve bayt olmamasına delalet eder. Mesela kendisi misal versin de ben şey yapayım. O şeyin sahip eşya ile nizam ve muvazenesinin sani tarafından temin edildiği cihetle de saniyenin o şeyde dahil olmamasını iktiza eder. Öyle ise bir masnun zatına bakılırsa saniyenin ilim ve hikmeti göreceğim. Gayrisiyle birlikte bakılırsa saniyenin fevkal kül bir sem ve basara malik olduğunu görür. Bu hakikattan anlaşılır ki sani alem alemde dahil olmadığı gibi alemden de hariç değildir. İlmi ve kudretiyle her şeyin içinde olduğu gibi her şeyin fevkindedir. Mesela senin cildin gömleğinden daha harikadır. Değil mi? Bak bu cansız. Bu canlı. Yani bu diş, bu iç. Senin derinden daha harikadır içindeki hisler. Daha dışarıya çıkayım. Binanın içindesin ama binadan harikasın. Gömleğin içindesin ama gömlekten harikasın. Et ve kemik içindesin ama et ve kemikten daha harikasın. Ne gösteriyor? Gösteriyor ki bu, yani batını, iç taraf, zahirisinden daha harikadır. O zaman sanatkar zahirinde olduğu gibi aynı zamanda da batınındadır. Yani hem içindedir hem dışındadır. Bu yani mesela Allah işte cesedi yaparken ruhu bilmese o ruhu oraya nasıl monte edeceksin? Şunu kastediyorum. Bir odun düşünün.
Odun, tamam mı abi? Odunun içerisinde, içeri demeyeceğim, donmuş enerjidir. Odun donmuş dumandır. Odun donmuş nurdur. Yani donmuş güneştir. Güneş odun yapmış. Güneş odun yapmış. Peki, odunun görünüşüne bakın. Odunun en büyük düşmanı ateş, ateş içinde. Odun bir yerde, yaktığın zaman her yerde. İki tane zıt şey, duman nerede, nur nerede? Duman nerede odunun? Her yerinde. Nur nerede? Her yerinde. Yaktığınız zaman göz gözü göstermez duman. Ama nur her yeri gösterir. Peki içi dışı mı? Hayır. Bak bardağın içinde su var. Bardak ayrı, su ayrı. Bunun gibi diyemezsiniz. Odunun içi yoktur. Odunun içi dersen bardakla su farklı olduğu gibi odun farklı, duman nur farklı. Hayır. Odun donmuş nurdur ve dumandır. Bardak donmuş su değildir. Yani şöyle diyeyim. Buzun neresinde su var? Yani her yerinde. Allah'ın esması da öyledir. Suya buz nasılsa, su buza nasılsa, Allah'ın esma-i hüsnası da böyledir. Esma-i hüsna donmuş, cisim olmuşuz. Peki, Allah'ın nuru semavatı vel ard. Allah şah damarınızdan yakındır. Şöyle desem, Allah şah damarınızdan daha yakın. Bu su buza daha yakındır buzun zerrelerinden. Su buzun şah damarından yakındır. Bir daha. Su buzun şah damarından daha yakındır. Yani ne demek biliyor musunuz? Su donmuş, buz olmuş. Ayrı vücut yoktur. Isı, enerji, güneş donmuş, odun olmuş. Esma-i Hüsna en kesif tecellisi, cilve, cemal, nakış, sanat, ceset olmuş. Şimdi, zahirisi bu kadar mükemmel. Batınısını düşünün. Yani, şöyle diyeyim. İnşaat demirini biraz önce gördüm aşağıda. Hiç kimse korumuyor. Yollar bırakmışlar. İnşaatın önünde. O demir. Madde yani. Kuyumcu ise bir tane gömlek kasa koymuşlar. Alarm koymuşlar. Dükkanı canlı şeylerini kapatmışlar. Kepenk koymuşlar. Alarmı polise bağlamışlar. O da madde. Peki niçin bu kadar emniyet almışlar? Çünkü içindeki maden için. Değil mi? Ona bu kadar ihtimam göstermek içerideki cevher için. Ustadın örneğidir bu. Aynen bu örnek gibi. Cesede bu kadar ihtimam, bu kadar değer, bu kadar cesedi beslemek için bu kadar enva çeşit rızık, çeşit çeşit sanatlarla, göz kulakla donatması ruhu içindir. Ruhu içindir. Çünkü cesedi bırakıyorsun. Yani cesetle ruhun ilişkisini söyleyeyim gene ustadım misal. Şu binayı düşünün, içindesiniz. Binanın içindesin diye şurada. Bina senden kıymetli mi? Senin duygularına bak. Hislerine bak, ruhuna bak. Hiç benziyor mu binaya? Ama binanın içindesin. Binadan kasıt cesettir. Binanın içinde oturan sen ruh gibisin. Peki, cesede bu kadar ihtimam, bu kadar değer vermek taşıdığı ruh içindir. İyi dikkat et şimdi bak. Cesede bu kadar ihtimam, değer vermek ruh içindir. Ruha bu kadar değer vermek ruhun içindeki iman içindir. İman buralı değil. Ama burada ifade ediyor, her şeyi değiştiren bir gözlüktür iman. Her şeyi ters, yani ters yapı tüze dönüştüren. İman bir dildir, iman bir gözlüktür, iman bir dürbündür, iman bir merdivendir, iman bir halattır. İman ruhtadır ama ruh değildir. Binadasın sen, bina olmadığın gibi. Cesettedir ruh ama ruh ceset değil. Odundandır nur ama odun nur değildir. Yaş odunu yakarsanız, hepimiz köylüyüz, dumanı çok çıkar değil mi? Kurutursanız nuru çok iyi, rahat çıkar, duman az olur. Islak odun günahlarla boyanmış bir insana benzer. Onun canı zor çıkar. Yaksanız da bir tarafı yanar, bir tarafı yanmaz.
Allah dilim ne yiyorsa atarsın. Şimdi caminin kürsüsünde yaptım vaazda. Burada da yapmıştım. Kağıdı mesela yaktım. Kağıt burada. Yaktım. Kağıdın içerisinde birisi varmış. Bilmiyordum ben. Almıştı gitti. Duman ve nur. Ve bitiriyorum. Duman ve nur. Nerede? Uçtu gitti. Elime ne kaldı tepsiye? Ha onu da gömün. Çünkü o ölmüştür. Peki bunun içinde olan, bunun içinde olan duman, nur, duman, nur, ısı, ışık, dalga boyları. Buradan kurtulmasına sevindi mi, sevinmedi mi? O kadar sevindi ki çıkarken heyecanlı çıkıyordu. Çıkıyordu değil mi? Onu yakalayabilir misiniz? Çıkanı getirin. O zaman benim tepside kim kaldıysa o öldü. Onu da gömün. Esselatu ve selamu aleyk. Kim öldü? Tepsiye kalan öldü. Buradan çıkan o kurtuldu. Onun adı ruhtur. Bu cesettir. Kül bedendir. Aldığın burada kalacak. Uçan ruhtur. Duman nefisti. Isı ve ışık senin amelindi. Onu gömebilirsen nasıl gömeceksin? Yakalarsan Manisa'dan gidin gömün. Yaktınız odunda nur çıktı. Yakalayabilirsiniz o ölmüştür. Onun için ayette küllü nefsin zâikatul mevt. Yani nefis. Her nefis ölümü tadacaktır. Küllü ruhun değil. Nefis tadacak. Her kağıt yanacaktır. Çünkü nur çıksın diye. Kurtuluştur onun için. Bu adam ne diyor biliyor musun? Çıkan. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Heyecanla heyecanlı çıkıyor. Ateşi veren de Azrail o zaman. Azrail. Ya güzel. Tamam. Azrail'i burada bırakalım değil mi? Ne diyeyim? Vahir davahum. Enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tan selavat.